Ortakent Yahşi Belediyesi'nin 2 yıllık çalışmaları düzenlenen bir toplantı ile sunumu gerçekleştirildi. Müskebi Düğün Salonu'ndaki sunumda ilk önce belediye çalışmalarını içeren slide gösterisi yer aldı. Yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı salona alkışlar eşliğinde giren Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, slide gösterisinin ardından bir konuşma yaptı. Seçim öncesi ve sonrasında iki tane çok önemli söz verdiklerini söyleyen Başkan Şahbaz, bir tanesi biz Ortakent Yahşi Beldesi'ne göreve talip olurken belediye başkanlık makamını, belediye meclis üyeliği makamını, her türlü makamı hizmet için bir araç olarak gördüğümüzü beyan ettik dedi. Şahbaz konuşmasını şöyle sürdürdü. Şayet halkın takdiri kazanılır ve göreve gelirsek eğer, Ortakent Yahşi Beldesi'nde göstereceğimiz yönetimde birleştirici, ayrıştırıcı değil, birleştirici unsur olarak görev yapacağımızı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla herkese eşit mesafede olacağımızı net bir şekilde beyan etmiştik. İşte 29 Mart yerel seçimlerinden sonra bu önemli Ortakent Yahşi Belediyesi 1999 yılında Belde Belediyesi haline geldi. İki dönem Mehmet Kocaoğlu Başkan'ın belediye başkanlığından sonra 2009 seçimlerinde tam 4 adaydı. Kolay değil. 4500 seçmeni olan bir beldede 4 tane aday yarışa girdi ve bu adaylar birbirlerine yakın oylarla seçimden çıktı. Ve biz seçimi kazanan taraf olarak daha seçim sonuçlarını ilk muttali olduğumuz anda, ilk öğrendiğimiz anda şunu ayırdık. Dedik ki Ortakent Yahşi'de seçimin galibi sevgi ve barış olacaktır. Ortakent Yahşi'de seçimin galibi hizmet olacaktır. İşte bu en önemli sözümüzü tutma yolunda geride kalan 2 yılda da bundan sonraki görev süremizde de en önemli azmi bu yönde gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bence Ortakent Yahşi Beldesi'nin yarınlarının teminat altına alınması bu yoldan geçer. Hepimiz Ortakent Yahşi ortak paydası altında toplanabildiğimiz sürece bu beldenin ortak menfaati için hareket edebiliriz. Bunu bilincindeyiz ve buna göre davrandık. Buna göre davranmaya devam edeceğiz. Birleştirici ve eşit mesafedeki yaklaşımda bulunduklarını ve geçen zaman zarfında meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Ortakent Yahşi Belediye Başkanı şunları söyledi. Ortakent Yahşi halkı idarenin başındaki belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline inancını göstermeye başladı. Ortakent Yahşi Belediyesi bir şey yapıyorsa Ortakent Yahşi Belediyesi'nin menfaatinedir görüşü, ortak görüşü ortaya çıktı. Örnek mi? İşte Müskebi Caddesi. Yıllardan beri genişletilemeyen, Ortakent'ten sahile giden yola, yalı yolu diye tarif ederiz ya, yerliler öyle bilir. Yalı yolu dediğimiz Müskebi Caddesi, caddemiz bizim. Yıllardan beri bir yaya kaldırımını dahi yapmakta zorlandığımız, herkesin oradan yer vermekte imtina ettiği, biraz naz ettiği bir bölgeydi. Biz de dedik ki, o bölgeye hazır bir takım altyapı yatırımları yaparken, hazır o yolun son halini getirmeye çalışırken tabii ki yaya güvenliğini de alalım. Yolun son halini verelim. Bu kapsamda da yolu 9 metreye çıkarma kararımız tabii ki ortaya çıktı. Projelerimiz, plancılarımızın, arkadaşlarımızın çalışması doğrultusunda. Ve Ortakent Yahşi'nin sahil bölgesinden yukarıya çıkan Müskebi Caddesi'nin 9 metreye çıkarılması çalışmaları sırasında biz de gördük ki insanlar kendiliğinden bize gelmeye başladılar. Ya başkan benim yerime inmiyor musun? Burada yol genişlemiyor mu? Ekmek teknesini yıktırırken adam gel başkan birer numara koyalım bunu beraber izleyelim dedi. Benim partimden değil, biz particilik gözetmedik zaten. Beraber yaptık. Dediler ki bu yol son halini alsın, buraya harcanan paralar bizim paralarımız. Biz fedakarlık yapmaya hazırız dediler. Ve yol şu anda aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor, 9 metreye çıkıyor. Başka bir örnek. Bütün bir kış boyunca belediyenin çalışmaları devam etti. Ulaşım sorunları yaşadık. Çamura battık. Bazen evimize gidemedik. Ama bir gün bir tane Ortakent Yahşi Beldesi sakini çıkıp da ya başkan ne yapıyorsun demedi. Cefasını çekiyoruz ama bu belde menfaati nedir diye herkes anlayış gösterdi. İşte az evvel bahsettiğim Ortakent Yahşi ortak faydasından kastettiğim buydu. Sonuçta Ortakent Yahşi'de böyle bir çözüm noktasını kazanabilmiş olduk. Ve artık herkes biliyor ki bir şey yapılıyorsa amaç Ortakent Yahşi'nin daha iyi olmasıdır.
Göreve geldiklerinde beldenin önceliklerini tespit etmek yönünde çalışma yaptıklarını ve altyapı çalışmaları ilk sıraya aldığını kaydeden Başkan Şahbaz konuşmasını şöyle sürdürdü. Göreve gelir gelmez atık su arıtma tesisi projemiz değil, içme suyuluk projemiz değil, hazırlattık ve onaylattık, kanalizasyon projemiz hazırladık ve onaylattık ve bununla ilgili kaynak arayışlarıyla ilgili Ankara'da gerekli mercilerde temaslara başladık. Ancak yine bununla da yetim değil, belediye imkanlarıyla yapabildiğimiz ölçüde etaplar halinde bu altyapı yatırımlarını bir yandan hayata geçirmeye başladık. Geçen sene gerçekten aşağı inen Orta Caddemiz bunun tabii ki hepimizin beraber yaşadığı bir örneği. İçme suyu hatlarımızı yeniledik projemiz doğrultusunda. Kanalizasyon hatlarımızı yaptık. Üzerine sıcak asfaltımızı yaptık. Yaya kaldırımlarıyla, renkli desenli sıcak asfaltlarıyla, kaldırımlarıyla yolumuz artık bir daha para harcanmayacak hale geldi. Bu senede yine aynı çalışmalar kapsamında, etaplandırma kapsamında Müskevi Caddesi'nde çalışmalara başladık. Müskevi Caddesi ile ilgili kanalizasyon ve içme suyu ihalemizi yaptık. Müteahhite işlerinin teslimi gerçekleşti. Tam 28 Ocak 2011. Sel felaketi. Ortakent Yaşlı'da bir daha yaşanmasını düşünmek dahi istemediğimiz, Ortakent Yaşlı halkının gerçekten mağdur olduğu, gerek kamu yatırımları açısından, gerek vatandaş açısından birçok yönden çok büyük sıkıntılara zarar veren, Allah'tan mal can kaybı olmadığı, mal kayıplarıyla atlattık ama yine de hakikaten mal canın yumrasıdır sonuçta ciddi hasarlara sebebiyet veren sel felaketi yaşadık. Tam da altyapı çalışmalarımız devam ederken. Senden sonra öncelikle yoğun bir şekilde vatandaşımızın yaralarını sarma yönünde çalışmalarımız başladı. Bütün Bodrum tek vücut oldu. Bir bilgi vereyim, ben Ortakent Yaşlı Belde Belediye Başkanı olarak göreve başladığım gün itibariyle belediye zaten bir borçluk, sağ olsun teşekkür ederim başkanıma, borçsuz aşağı yukarı belediye aldık. 400-500 lira civarında bir borç sayılmaz. Şu anda aynı borcumuz var. Şu anda Ortakent Yaşlı Belediyesi'nin borcunu ifade etsek rakamlarına ve rakam elimizdeki dosyada rakamlara olmak istemiyorum sizi. Bu civarda bir şey var. Ancak bu az evvel bahsettiğim yani iadesini yaptığımız Müskevi Caddesi'nden aşağıya inen sıcak asfalt kaplama işi. İadesi yapıldı 450 bin lira civarında. Beldemizin bir sınırından, Bitez sınırından o yüzden direk yolu diye tabir ettiğimiz. Daha Kavga Caddesi'nin ucuna kadar, Cumhuriyet sınırına kadar olan alanda 7600-8000 kilometre uzunluğunda bir alanın da sattiği kaplama asfaltla yapılması işini de ihale ettik. Bir o kadar da oturuyor. Dere sağ işiyle ilgili, şu anda Erdoğan Çerçeve Meydanı'nda devam eden dereyi denize direk akıtma işiyle ilgili devam eden işimizde aşağı yukarı bir 500 lira civarında. Yani şuraya getireceğim. Ortakent Yaşlı Belediyesi bu sene sezonu açtığında şu anda devam eden işleriyle ilgili eğer bir yardım gelmezse İller Bankası'ndan toplamda 2 milyon TL kredi kullanacak. 2 trilyon lira kredi kullanacağız 10 yıl vadeli. 10 yılda zaman, 10 yıllık zaman 2 milyon lira. Bu seneki bütçemiz 13 milyon arkadaşlar. Hani bir karşılaştırma yapabilirsiniz diye net olarak söyleyeyim. Hani 13 milyon bu sene bütçede bir artış yaptık bu sene seneden sonra 13 milyonluk bütçe var bu sene. Böyle küçük diyebileceğim bir rakamda borçlanma gerçekleşecek. İçinde bir tane de 200 bin lira alınacak olan yol süpürge aracı var. Yani Allah'a şükür biz geleceğimizi falan ipotek altına almadık. Ortakent Yaşlı Belediyesi çok büyük, çok kuvvetli, ödeme kabiliyeti ve yatırım kabiliyeti olan bir belediye. Başkan Mehmet Onur Şahbaz, altyapı ve üst yapı ile sosyal kültürel anlamda belediye çalışmalarını anlattığı toplantıda, kamuoyunda kendilerini üzen bazı söylentiler olduğunu ifade etti. Başkan Şahbaz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü. Bu arada senden sonra tabii başka söylentiler de çıkıyor. Ben bunların kaynağının Ortakent Yaşlı olmadığına inanıyorum. Ortakent Yaşlı olmadığına eminim aslında ama farklı farklı şeyler çıkıyor. Biraz da o konuya değinelim şimdi. Efendim, senden sonra 7 milyon para gelmiş Ortakent Yaşlı Belediyesi'ne, belediye bunları harcıyormuş. Ortakent Yaşlı Belediyesi'ne 7 milyon para gelmiş, biz bir de bir miktarını hiç yemişiz. Ayıptır ya, günahtır, emeğe yazık. Öyle bir şey yok. Şimdiye kadar, sayın genel müdürüm burada, Turizm Bakanlığı'ndan bize 2009 yılında 250 bin,
2010 yılında 750 bin olmak üzere 1 milyon lira para geldi. Ama sezon öncesi. Serden sonra bizim bir dosya yaptım, hazırladım, götürdüm. Turizm Bakanlığı'nda bizim şu anda hibe yardımı bekleyen, sayın gelen müdürüm bilgilerinizde sanılır, zaten bilginiz var da, 3 tane dosyamız var. Bir tanesi, senle ilgili oluşan hasarın giderilmesiyle ilgili belediyeye bir yardım talebimiz oldu. Bir tanesi atık su arıtma tesisiyle ilgili, bir tanesi de kanalizasyon tesisi, kanalizasyon hatlarımızla ilgili. Bunların aşağı yukarı tamamı 20 trilyon gibi bir şey yapıyor. Yani şimdiki parayla 20 milyon gibi bir şey yapıyor. Tabii ki tamamını gönderirlerse seviniriz, beklemiyoruz ama mutlaka bu arada biz Turizm Bakanlığı'nın önceki dönemlerde bu Orta Kent Yerleşim Belediyesi'ne hibe anlamında para gönderen tek merci olması münasebetiyle ümidimiz var. Ümidimizi de koruyoruz Sayın Genel Müdürüm. İnşallah gerekselle ilgili, gereksel altyapıyla ilgili önümüzdeki günlerde Turizm Bakanlığı'ndan bir takım yardımların da geleceği konusunda beklentiniz devam ediyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. Efendim, söylentilere geçmeye devam edeceğim. Biraz çünkü orada hafiften bir şimdi bu Orta Kent Yaşlı Belediyesi çalışmaları olarak gerek meclisiyelerimiz, gerek personelimiz hakikaten bir bütün, bir ekip olarak bir amaca inandık ve o amaç doğrultusunda çalışıyoruz ya. Zaman zaman böyle bu amaca doğru çalışmamızla ilgili gösterdiğimiz emek heba edilme yönünde bir takım sebepler çıktığında eminim Orta Kent Yaşlı'dan kaynaklanmıyordu. O zaman biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Bizim çalışma şeklimizi etkilemiyor. Ama hayal kırıklığına yaşıyoruz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Beldede sel felaketi yaşandığını, belediyenin bayan personelleri de dahil olmak üzere yaraların sarılması için çaba harcadıklarını altını çizen belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, konuyla ilgili şöyle devam etti. Bütün kızlarımız, bütün bayan personelimiz kendi istekleriyle, biz davet etmeden, gecenin bilmem kaçına kadar, ikisine üçüne kadar çalışıyorlar. Birkaç hafta sonları evlerini kapatıyorlar, çocukları var, çocuklarına yemek pişirmiyorlar. Kimisi kayınvalidesine bıraktı, kimisi annesine bıraktı, evinin işini yapmadı, özgürlüğü bir şekilde hiçbir davete gerek bırakmaksızın geldiler bizimle beraber çalıştılar. Ya bir kanalizasyon işi devam ediyor, kademe personeli diyorum ki fen işleri personeli, ya akşam oldu bırakın yarın devam edersiniz. Aradan iki saat sonra başka bir sebeple oradan geçiyorum, bakıyorum hala çalışıyorlar. Bırak dedi şimdi, o iş bitecek. Ben, başkanım verdiğiniz görevi akşama bitiririm diye söz verdiğim işi bitiremediğim diye akşam saat 9'da benimle hüngür hüngür ağlayarak konuşan personeli biliyorum. Çocuğum hasta ama ben gitmeyeyim şimdi işler yoğun. Hani kayınbiraderle götürsün diyen personeli biliyorum. O kadar çok kahramanlık öyküsü var ki onların içerisinde. Zaman zaman yoruluyoruz. Zaman zaman az evvel anlattığım sebeplerle biraz hızımız kesiliyor. Bazen demoralize olabiliyoruz. Bakıyorum beni geçmişler koluma giriyorlar, beni götürüyorlar. Amaca doğru. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Toplantının sonunda meclis üyelerini de davet eden Başkan Şahbaz, son derece uyumlu, çözüm odaklı olarak gündelik siyasi çekişmelere karışmadan, beldemizin menfaatine yönelik, sorunların çözümüne yönelik planlar hazırlayıp hayata geçiriyoruz dedi. Toplantıda belde halkının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Asım Başaran da yer aldı.